Amerikan Merkez Bankası Fed piyasa beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmeyerek %1.50-1.75 bandında bıraktı. Fed'in karar metninde enflasyonun %2 hedefine hareket ettiği belirtilirken karar oy birliğiyle alındı. Açıklamada enflasyonun orta vadede komitenin simetrik %2 hedefi yakınında seyretmesi bekleniyor denildi. Amerika'da özel sektör ADP istihdamı Nisan'da 204 bin attı. Beklenti 198 bindi. İstihdam artışı böylece 6. ayda da 200 binin üzerinde kaldı. İçlerinde Amerikan Ticaret Bakanı Ross'un da olduğu Hazine Bakanı Mnuchin liderliğindeki heyet yarın ticaret müzakereleri için Çin'e hareket ediyor. Amerikan Ticaret Bakanı Ross görüşme tatmin edici olmazsa kısa sürer dedi. Ünlü yatırımcı Mobius, gelişmiş ve gelişen ülke hisse senetleri piyasalarında uzun süredir devam eden yükselişin ardından %30 ila %40'lık bir düzeltmenin mantıksız olmadığını iddia etti. Euro bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre %0.4'te 6 çeyreğin en zayıf büyümesini kaydetti. Bölge ekonomisi aynı dönemde yıllık %2.5 büyüdü. Euro bölgesinde imalat sektörü PMI ise Nisan'da 56'dan 56.2'ye yükseldi. Beklenti 56 idi. Çin'de özel sektör PMI, imalat PMI Nisan'da 0.1 artışla 51.1 oldu. Beklenti 50.9'du. Bloomberg HT'ye konuşan S&P'nin kıdemli direktörü Frank Gill, not indirimi kararının Türkiye'de seçimle ilgisi olmadığını söyledi. Gill, yüksek tutarlı kamu yatırımları yanında emekli ikramiyeleri ve vergi affının aşırı ısınmaya yol açacağını, bunun da endişe kaynağı olduğunu savundu. S&P'nin not indiriminin zamanlamasının manidar olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Şimşek, kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış, S&P'nin analizi de yetersiz dedi. Türkiye'de dış ticaret açığı Nisan'da yıllık %32.8 artarak 6.65 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %67.6. Türkiye'de ISO imalat sektörü PMI Nisan'da 51.8'den 48.9'a gerileyerek sektörün 13 ay süren büyümenin ardından daraldığını işaret etti. Bloomberg HT tüketici güven endeksi Nisan'da bir önceki aya göre %10.2 gerileyerek 74.2 oldu. Societe Generale Strateji Direktörü Phoenix Kalen, TL varlıklardaki son satışta S&P'nin not indiriminin küçük rol oynadığını söyledi. Kalen, asıl neden teknik anlamda bazı seviyelerin geçilmesi oldu, tek etkilenen Türk lirası değil dedi. Rabobank ise Türk lirasındaki satış baskısının artması halinde Merkez Bankası'nın olağanüstü toplanması ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini iddia etti. Maliye Bakanı Abal, akaryakıtta ÖTV'nin aşağı çekilmesi gibi bir çalışma olmadığını belirtti. Bloomberg HT, tarım zirvesinde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şefak Baba, Ramazan ayında 29 liraya kıyma ve 31 liraya et satışının devam edeceğini bildirdi. Fakı Baba, eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler dedi. Ve Aselsan'ın birinci çeyrek net kar 351.4 milyon TL oldu. Beklenti 292 milyondu. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda pazartesi değil, bugün çarşamba. Biz de şaşırdık, işte pazartesi çalıştık, sonra salı efendim tatil, çarşamba yeniden geldik ama bugün sanki biraz pazartesi gibi bir gündü. Oldukça hareketliydi, haber akışı boldu. Dün akşamdan gelen not indirimi S&P'nin üst üste hepsi bugün piyasalarda oynaklı ciddi şekilde artırdı. Ama akşam saatlerine sıcak gelişmesi ekranlarınızın altında görüyorsunuz. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı. Fed faizi değiştirmedi. Zaten bir faiz artışı da beklenmiyordu ama o Fed'in açıklamasının içeriğine bakıyoruz. İşte enflasyonda simetrik hedef ifadesi gelince o simetrik ya %2'yi aşsa da o kadar da Fed acele etmeyecek fiyatlaması sanki biraz oluyor mu piyasada, birazdan konuşacağız. Amerikan Merkez Bankası Fed'in değerlendirmesini. Dolar TL bugün, yani pazartesi günkü notlarımıza, geçen haftaki günkü notlarımıza bakıyoruz. 4.07, yani 2 günde bir 10 kuruş birden koymuş üzerine. 4.07 notlarıma bakıyordum programdan önce. Bir anda bugün baktık 4.17 seviyesi
gün içerisinde test edildi. Fed kararı sonrası bir miktar yumuşama var ama bugün sadece Türk lirası değil, gelişen ülke para birimleri neredeyse hepsi dolara karşı değer kaybediyor. Doların güçlü olduğu günlerden geçiyoruz. Fed kararı sonrası bir miktar dolar endeksi aşağı geldi ama birkaç gündür efendim süren bir güçlü dolar hikayesi önümüzde. Borsa İstanbul, oynaklık tavan, inanılmaz. Sabah saatlerinde yukarı, sonra aşağı, sonra bir daha. Hani o Luna Park'larda vardır ya, roller coaster mı diyoruz ona İngilizcesi, tren. Tren gibi bir aşağı bir yukarı, gerçekten inanılmaz. Bugün ama yukarıda kapatmayı başardı. Dolar TL 4.17'yi görürken, tahvil faizleri yukarı giderken borsa yukarıdaydı efendim. S&P az önce ifade ettim, Türkiye'nin notunu indirdi. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek zamanlama manidar dedi. Bildiğimiz klasik efendim o manidar kelimesiyle değerlendirdi. Siyaset cephesi Başbakan Binali Yıldırım'ın o 24 milyar TL'lik bir ikramiye paketi hala tartışılıyor. Bütçe açığı ve tabii ki yükselen tahvil faizleri cephesini etkiliyor diye ifade ediliyor. Yine Merkez Bankası Başkanımızın efendim sadeleşmeye dönük mesajları, enflasyon yarın gelecek, enflasyon onu da karşılayacağız. İstanbul İSO'nun PMI'yi aşağı, güven endeksi bir miktar aşağı, ekonomi aslında kendiliğinden mi bir miktar soğuyor mu sorusunu da sizlere anlatalım. Bir de tabii ki siyaset cephesi oldukça hareketli. Dört partinin ittifakı bir tarafta, Cuma günü sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını öğreneceğiz. Henüz öğrenemedik ama diğer partinin adayları zaten netleşmişti. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. Tufan Cömert bizler olacak. Garanti Yatırım'ın yatırım danışmanlığı müdürü ve Işık Ökte TPNP Paribas stratejisti az sonra yorumlamak üzere bizlerle. Ama şöyle bir bakalım piyasalar ne durumda, sonra Melike'ye gideceğiz. Fed kararının ayrıntılarını alacağız ve biz yorumlamaya başlayacağız. İki değerli konumla içeride. Dow Jones'ta 24 bin hemen üzerindeyiz. Çok hafif aşağıda. S&P 500'de bir miktar aşağıda. 2650'de. Nasdaq yukarıda götürüyor şu dakikaları. Euro dolar ciddi bir şekilde euronun güçlü düzeltiyor. Doların güçlü olduğu günlerden hala geçiyoruz. Hala dolar 1.20'nin euro dolar paritesi altında, 1.1984 ama Fed kararı gelince sanki bir miktar şöyle bir aşağı euronun güçlü seyriyle karşılaşmıştık. Dolar birazcık zayıflamıştı. Dolar TL 4.17'nin üzerinden 4.15'lere gelmişti Fed kararı sonrası. Şu dakikalarda yeniden 4.17'de. Euro TL 4.96'lara doğru gerilemişti. Şu an 5'e yakın yine. Altında 1308 dolar. Borsa İstanbul 104.700'de kapatmayı başardı pozitif şekilde. Petrol fiyatları 68 dolardan geçen Amerikan tipi ham petrol, Brent petrolde de 73.3 dolardayız. Hemen Melike'ye gidelim. Fed kararının ayrıntılarını sevgili Melike'den rica edelim. Oradaki simetrik ifadesi Melike değil mi? Piyasa biraz ona taktı, ona odaklandı. Sanki güvercin mi yorumlandı? Ama tabii Haziran'daki faiz artış beklentisi de Amerikan Merkez Bankası'na hala %100. Yani Haziran'da kesin Fed faiz artırır diye bakılıyor. Kesin bakılıyor, evet. Ve haklısın, güvercin bakıldı. Çünkü mesaj çok açık, çok net. Öncelikle faizleri değiştirmediğinden bahsedelim, hala aynı. Ama dedikleri şu: enflasyon hedefe yakın, bütün planlananlar gerçekleşiyor. Simetrik enflasyon hedefi varıldı. İki kere bundan bahsediyor şu simetrik enflasyon hedefi. İşte o yüzden de zaten borsa karıştı hemen. Çünkü Fed raporundan sonra, çünkü enflasyon çıksa da faizleri Fed artırmadı, acele etmeyecekmiş kanısına vardı. Yani planına devam edecek olan kararlı bir Fed'le karşı karşıyaydık. Bu çok güvercin olarak algılandı. Ve zaten şimdi dediğim gibi sabahtan beri beklenen çok farklı bir şey yoktu. Fed kararıyla alakalı olarak, rapor olarak faizi değiştirmesinden sadece bahsetmiyorum. Ama hep spekülasyonlar yapılıyordu. Özellikle 3'ten daha fazla olur bundan sonra diyenler oluyordu ama artık onun olmayacağına dair yavaş yavaş stratejistler yorumlarını yapmaya başladılar. Bu raporu da ellerine aldıktan sonra işte böyle bir günde borsayı karıştırdı tabii ki bu rapor. Fed kararı sonrasında doları düşürdü
Ve bir yandan da diğer siz de gösterdiğiniz yatırımcıların, aktivistlerin, milyarderlerin sözlerine kulak astı. Zira Mobius, Mark Mobius %40'lık bir düzeltmeyi kendinize hazırlayın diyor. Bilançonun çok fazla şiştiğinden bahsediyor. Bir yandan da Theodore Roosevelt'den beri gelen tüm cumhuriyetçi başkanların ilk döneminde bir resesyon yaşandığından bahsediliyor. Wall Street Journal Market Watch'a koymuş bu raporunu. Yani istatistik olarak baktığımızda hemen kendinizi hazırlayın der gibi bir rapor bu. O Apple'ın rallisini biraz götürdü. Aslında Nasdaq hala yeşil olarak ayrışıyor ama Dow Jones ve S&P 500 işte Fed raporundan sonra hemen kırmızıya büründü. Ekonomik verilere bakalım. Mortgage application'ları başvuruları %-2,5 kadar düşüyor. Özel sektör borcuları ise 194 bin bekleniyor. 204 bin kadar çıkıyor bugün itibariyle. Bir önceki dönemde 228 bine revize ediliyor. Yani gelen veriler paralel beklentileri, mortgage başvuruları harcında bir düşme yaşanıyor. 27 Nisan itibariyle biten hafta için ama dediğim gibi özellikle gelen verilerde zaten birkaç haftadır hep paralel geliyor analist tahminlerine, ekonomist tahminlerine göre. Bu da iyi geldi ve böylece Fed'in şu anda kararını, yansımalarını tüm ABD televizyonlarında da yorumlamaya çalışan ekonomistlerle dolu. Ama genel kanı şu ki artık evet, bu güvercindir ve 3'den beklendiği dedildiği gibi 4 tane faiz artış bekliyorum. Evet. Diyorum. Sözü tekrar size veriyorum Barış. Melike çok teşekkürler. Dönüyoruz stüdyomuza hemen. Tufan Cömert bizlerle. Tufan hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Özlemiştik. Yeniden seni görmek çok güzel. Işık Ökte hoş geldin. İyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz. Yeni bir renkle geldi Tufan. Evet çok güzel böyle değil mi? Ha, bir bro. Güneş gibi doğuyor. Hoş geldin Tufan abi bir kez daha. Hakikaten yakışmış ama. Eyvallah. Böyle güzel esmer bir tane. Efendim değerli izleyicilerim sizler de hoş geldiniz. Adreslerimiz ekranlarda. @bloomberg.et Twitter adresimiz. Altında da e-mail adresimiz var. Yine bize ulaşabileceğiniz küreselpiyasalar@bloomberg.com. Şimdi Fed kararı geldi. Fed faizi değiştirmedi. Şu dolar hareketini bir sevgili yönetmenimin, sevgili Şampiyonlar Ligi yönetmenidir kendisi. Tabii Şampiyonlar Ligi maçı yönetmiş bir yönetmen bu programımızı şu an. Gerçekten yönetiyor sevgili Selçuk. Onun efendim rejisiyle ekranlarınızdayız. Bakın Fed kararı geldikten sonra hani bizim dolar TL düştü düşmedi. İşte bakın şu kadarcık düştü. 4.16.99'dan geldi 4.15.60'lı yerlere. Sonra yeniden ufak ufak yeniden bakın düştü. Fed kararı geldi. Düştü sonra yeniden toparladı. Diğer ekranda da dolar endeksi var. Yani doların genelde büyük para birimlerine karşı değeri yaklaşık yarısı da euro. Dolar endeksi ise bakın Fed kararı sonrası o da aşağı geldi önce sert bir şekilde. Şu dakikalarda yeniden toparlıyor ve düştüğü yere doğru gelmeye yeniden çok yakın. Yani önce dolar bir düştü sonra yeniden toparlandı. Şu anda 92,5 dolar endeksinin olduğu seviye izleyicilerimize aktarmış olalım. Şu ekranı da gösterip hemen gelişen ülke para birimleri dolara karşı ne yapıyor? İşte bakın burada rant ve birkaç Doğu Avrupa para birimi hariç neredeyse bütün para birimleri dolara karşı değer kaybediyor. Şu dakikalarda peso %3, hadi onu geçtim. Rus rublesi ve Türk lirası ve Kolombiya pezosu %1, %1,3 ve Brezilya reali de %0,8 dolara karşı değer kaybediyorlar. Fed kararı sonrasında ben Fed kararı için Tufan Cömert'e döneyim. Fed'den önce şuradan müsaadenle tamam, bir şey söyleyeceğim. Şimdi Euro bloğu diyeceğimiz o Çek koronası, işte Polonya zlotisi falan filan onların bir miktar değer kazanması makul. Fakat şu anda işlem gören piyasalar, Latin Amerika piyasalarındaki bütün para birimleri değer kaybediyor. Biz de gene bu saat itibariyle değer kaybediyoruz. Neticede biraz önce gösterdiğin TL'nin dakikalık grafiğinde de vardı. Aslında biz zaten gündüz o 4.10'lardan kabaca 4.17'ye gittiğimiz harekette çok fazla bir aşağı zaten hareket yapamadık. Yani burada net bir şekilde bizim Türk lirası bazında bir ayrışmamız olduğu muhakkak. Yani bunun hani Fed öncesi, Fed sonrası hani bir kuruş, iki kuruş normal dalgalanma demek lazım. Oraya çok takılmamak lazım. Şimdi o Fed şeyine baktığımızda, açıklamasına baktığımızda zaten genelde piyasadaki beklenti hemen hemen fazla bir şey söylemeyeceği. Zaten açıklama yok, başka bir şey yok, tahmin yok. Buradan da bir sinyal verilmeyeceği yöndeydi. Şimdi biz de buna beraber ışıkla baktığımızda şimdi yani baktık hani aslında güvercin diyebileceğimiz ifadeler var. Bu da nedir? Enflasyon tarafında öncekine göre biraz daha kaygılı görünüyordu Fed. Baktığımızda o kaygılar biraz daha dinmiş. Artı
Sen de bahsettin, Melike Ayhan da bahsetti. Enflasyon benim hedefim %2'dir ama işte ben bunu simetrik bakıyorum. Ne demek simetrik Tuhan abi? Onu biraz açalım. Yani Fed'den simetrik enflasyon vurgusu. Bu yani %2 etrafına belli bir aralıkta dalgalanan bir enflasyon hedefi diye okumak lazım. Yani 2.2 de olabilir, 1.8 de olabilir yani gibi mi? 2'yi geçti, 2.1 oldu, ben otomatik faiz arttıracağım diye bir şey bakmıyor Fed. Hatta bunu belki biraz daha geniş bir anlamda değerlendirelim. Bu şu demek, enflasyon %2 kalıcı bir şekilde geçiyor olması lazım. İkincisi burada beklentileri de zaten bir vurgu yapmış Fed. Yani burada beklentiler dedi ciddi bir yukarı yönlü hareket olması lazım. Ha şimdi burada sonra tekrar onlara bakarız. Beklentilerde aslında bir süredir hareket var. Ama şimdi onun artış hızına bakıyorsun, şu anki haline bakıyorsun. Orası hakikaten belli bir şeye gelmiş, istikrar kazanmış. Yani piyasa aslında enflasyon Amerika'da uçup kaçıp gideceğini, işte korkunç bir fiyat baskısı olacağını falan fiyatlandırıyor değil. Dönüp FED faiz beklentilerinde nasıl bir fiyatlama var diye baktığımızda işte bu sene zaten FED'in yönlendirmesi 3 faiz artışıydı. Bir tanesini yaptı Ocak ayında. Haziran fiyatlanıyor, Eylül fiyatlanıyor. 3 tane şu an fiyatlanıyor. 4 tane olmayacağının hiçbir garantisi yok ama şu ifadelere baktığım zaman FED'in şimdilik enflasyon tarafında anlamlı bir kaygısı olmadığını, bunun da 4. bir faiz artışına işaret etmediğini söyleyebiliriz. Bundan mutlu mu olmalıyız? En azından hani kısa vade için bakarsak evet mutlu olabiliriz. Yani bizim kendi bu kadar derdimiz varken bir de FED'le uğraşmayacağız diye mutlu olabiliriz. Bir FED bir de Sembur olmadı yani. ama Haziran ayındaki faiz artış tahmini piyasada şu an %100. Kesin FED faiz artırır diye piyasa bakıyor. Öyle, efendim. Öyleydi zaten. Evet. %74. 25 bas puan, %26'da 50 bas puan falan gelebilir diye değil mi fiyat diyor. Orada öyle bir tahmin de var. Düşük ihtimal ama %100 faiz artacak diyor. Işık Ökte FED faizi değiştirmedi diyoruz. Ne dersin? Ben bir tane cümleye bu şeyde takılmıştım FED açıklamasında. Yani bana bu FED açıklamasının güvercin olduğunu anlatan bir tane cümle değişikliği var. FED geçen toplantıdan ekonomik görünüm son aylarda kuvvetleniyor cümlesini çıkarmış. Şimdi bu cümlenin çıkarılması için değişik etkenler olabilir. Ama bu cümlenin çıkarılmasıyla ben işte 1.1960 Euro dolar girmiştik FED kararına. Yani bu cümleden sonra ben yani 1.20 aslında sanki iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği ekonomik aktivitenin de onlar birinci paragrafta zaten var. İkinci paragraftaki ikinci cümle çıkarılmış. The economic outlook has trend in recent months. O cümlenin çıkarılmasını ben güvercin olarak yorumlamıştım. Yani euro dolarda ilk direnç olarak. Ama bu şeye göre, geçmişe göre güçlenmişti zaten ifadesini kullanmışlar. Zaten artık şu an güçlü. Hani onu da çıkarmışlar gibi mi? Hani güçlü haliyle devam ediyor manasında da yorumlanamaz mı bu? Tabii yani hani güçlü zaten çünkü şeyi hani söylüyorlar. İstihdam piyasasının çok güçlü olduğunu ve işsizlik oranının düşük olduğunu zaten onları söylüyorlar. Onlar bayağıdan beri bu şey içinde, açıklama içinde var. Hı hı. Ama yani baktığımız zaman aslında kesinlikle şahin olarak ben de yani biz de buna baktık. Yani zaten çok uzun bir açıklama değil. Bu tip açıklamaları özellikle kısa tutuyorlar. Hı hı. O da güzel bir şey tabii. Ama yani buradan baktığımızda özellikle dolar endeksinde güçlenmeyi destekleyecek. Yani bu son gördüğümüz 90.5'tan 92.7'ye yukarı hareket, yani yaşadığımız şu son yukarı hareket. Bu yukarı hareket neden oldu? Aslında ana nedeni sterlindeki değer kaybı. Orada İngiliz ekonomisi gerçekten yani hiç düşünmediğim gibi, o tarafta ben de çok büyük bir gol yedim ama sterlin euro tarafında, dolar da aşağı geliyor. Tabii euro dolar da aşağı geliyor ama o asıl şu çok hızlı bir hareket oldu. Tabii bu hareketin ana yaratıcıları Japon yeni ve sterlin. Yani çünkü dolar yüzdeye vurursak en çok değer kazancını bir numara sterlin, iki numara da Japon yenine karşı kazanıyor bu hareket içinde baktığımız zaman. Ben bunu yani normalde bu açıklamaları güvercin tarafa doğru yorumlamayı doğru buluyorum. Şeyden baktığımızda hani gelişen ülke para birimlerinde
gerçekten yani herhalde mükemmel fırtına diyebileceğimiz bir satış var. Bunu geçen hafta da Tamer kardeşimiz varken burada konuşmuştuk. Hı hı. Bunun ana nedeni tabii ki ABD break even'lar, yani enflasyon beklentilerindeki ciddi şekildeki yukarı hareket. İkincisi de bana göre burada şey tarafında çok büyük bir pozisyonlanma olmuştu. Yani dolara karşı. Dolara karşı özellikle Rusya rublesi, Güney Afrika randı, Brezilya reali, Endonezya rupisi, Türk lirasında böyle pozisyonlanma ne yazık ki olmamıştı. Evet. Çünkü Merkez Bankamızın ne yapacağı belirsizliği sürüyordu ki ondan sonra geldi çok ciddi bir hareket yaptı ama bu anlattığım para birimlerinde dolara karşı çok ciddi uzun pozisyonlar açılmıştı. Şimdi bu uzun pozisyonların 180 derece tersi geldi. Işık Ökten'in bahsettiği Tufan'a biraz doların o yurt dışındaki güçlü halinden bahsetmek üzere sana döneceğim ama son bir aya bakmaya çalıştın. G10 para birimleri, yani gelişmiş ülkelerin para birimlerine baktığında son bir ayda krona, frank en fazla değer, Japon yeni, İngiliz sterlini, Yeni Zelanda doları, Norveç kronu diye gidiyor. Euro da yine değer kaybedenler arasında. Sadece Kanada doları hariç bütün gelişmiş ülke para birimleri son bir ayın tablosu dolara karşı %5 ila %2 arasında değer kaybetmişler. Zaten diğer taraftaki dolar endeksinde de yukarı yönlü hareket bize çok net bir, ya ne oluyor, dolar yeniden geri mi dönüyor hikayesini hatırlatıyor. Yurt dışında Tufan abi %3'ün altındayız Amerika 10 yıllıklarda, evet. Ama dolarda bir güçlenme var, o da Işık abinin güzel ifade ettiği gibi yani bize de dolaylı olarak gelişen ülke para birimlerini de bu sefer baskılıyor. Evet. Şimdi burada doğrudan hareket dolarda mı oluyor, diğerlerinde mi oluyor diye bakmak lazım. Hı hı. Aslında Işık zaten temelde bahsetti. Yani İngiltere'den gelen haberler var. Klasik Japonya ile alakalı işte gene büyümesi, parasal genişlemesi ile alakalı işte kaygılar var. Ama asıl hikaye, yani hani hikaye anlamında söylüyorum, gerçekten bir temel yaratabileceğimiz konu Euro tarafında ne oluyor? Buradan Twitter'dan Euro dolar soranlara da bu vesile cevap vermiş oluruz. Hı hı. Şimdi orada aslında pozisyonlanmaya bakabilirsek Euro tarafında çok ciddi bir Euro long pozisyonu vardı. Yani tarihi 1990'lardan, yani 2000'lerin başından bu yana en çok Euro long pozisyonlar bu taraftaydı. Şimdi burada yavaş yavaş Avrupa tarafına baktığında bir enflasyonda Amerika gibi bir hareketten bahsetmiyoruz. Evet, enflasyon temelden diplerden geldi. Fakat böyle Amerika'daki gibi ciddi bir artış olacak, işte ECB buna tepki verecek gibisinden bir fiyatlama söz konusu değil. İki, Avrupa'daki büyüme göstergelerine bakıyorsun. Orası Amerika'dan daha önce bir plato yaptı. Hafif hafif PMI'lerde aşağı dönüş başladı. Hı hı. Şimdi bunların hiçbirisi Avrupa ekonomisi çöküyor, patlıyor falan şey değil. Yani Avrupa krize gidiyor falan demek istemiyorum. Ama demek istediğim, orada Euro lehine yapılan aşırı iyimser fiyatlamada bir düzeltme arifesindeyiz. Şimdi bütün piyasa, herkes aynı yönde olunca, herkes aynı trene binince de bu trenden inmek isteyenler birbirinin üstüne basmaya başlayınca da bizim özellikle Euro dolarda gördüğünüz 1.24'ten bu 1.19'lara olan harekette de işte bu pozisyonlanmanın şeyini görüyoruz. Yeniden tersine dönüşünü. Bu da dönüyor, dolar endeksini etkiliyor. İşte diğerlerini, poundu. Dolar endeksindeki güçlenmeden bahsediyoruz. Evet. Aynen. Şimdi tabii bütün bu hareketler olurken mecburen gelişmekte olan ülkelerde de buna bir tepki verilmek zorunda. Yine ben Türkiye ayrı bir kenara bırakıyorum. Yani bu işlerin ne kadarın global taraftan, ne kadarın gene bizim sorunlarımızdan olduğu apayrı bir tartışma konusu. Hani Rusya'nın filan da hikayesi ama Güney Afrika'ya bakalım, Brezilya'ya bakalım. Hatta Orta Avrupa para birimlerine bakalım. Bizim konuştuğumuz Doğu Avrupa para birimlerine, onlara bakalım. Şimdi onların hepsinde bir değer kaybı söz konusu. Dolayısıyla aslında piyasa yavaş yavaş öyle veya böyle doların yeniden güçleneceğini, diğer para birimlerine karşısında güçleneceğini ve bunun da tüm dünyaya sirayet edeceğini satın alıyor. Şimdi bu illaki dolar endeksi buradan işte hani 89'ları görmüştü, 89'dan tekrar 100'lere gidecek, 105'lere gidecek, böyle bir felaket olacak demek iddialı. Yani benim bunu demem için Fed'in işte 4 tane 5 tane faiz artımı yapacağını düşünmemiz lazım. Diğerlerinin belki tam tersi bir politika izleyeceğini düşünmemiz lazım. Böyle bir şey yok.
Dolayısıyla kısa vade için bu hepimize yansıyacak olan bir olumsuzluktur. Ama sonrasına yönelik öyle çok olumsuz şu anda söyleyecek bir şeyimiz yok dolar tarafında. Vallahi ben program bakacağım. Görüntülerle arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarım da ellerine sağlık. Çok güzel görüntülerle ekranlarınıza getiriyorlar. Ben şöyle bıraktım programı, şey izliyorum, bizim çıkışı izliyorum. Şimdiden ellerine sağlık diyelim bu güzel görüntüler için. Şimdi 92.5'a gelen dolar endeksinden bahsettik ama tabii herkes... Işık abi, Tuhan abi neden bahsediyor? Dolar TL. Tabii. Yani tamam, dolar endeksini anlattık, Fed'i anlattık. Bu programda zaten yapmamız gereken de bu yani, sorumluluğumuz gereği. Ya dolar ne olur diye sormuyoruz elbette bu programda. büyük tablo, büyük resme baktığımızda şu an yeniden 4.17'nin üzerinde bir dolar TL var. Tabii. Ya tamam, anlıyorum. Yani Türk lirası hareketi bugün yine en çok değer kaybeden... Arjantin'i sen genelde saymayalım dersin değil mi abi? Geçen %30'a falan çıkardılar faizi. Evet, evet. Arjantin Merkez Bankası. Saymamamız lazım. Evet. Kapatıyorum. Çevre ülke. Çünkü. Çevre ülke. Türk lirası, evet. Rus rublesi diye burada gidiyoruz önde. Rubleyi de saymayacağız, evet. Bu aralar. Evet. Ne diyorsun? Dolar TL'nin bu ikinci hareketi. İşte S&P'ye bağlayan var, seçim belirsizliği diyen var. İşte açıklanan ikramiye paketi diyen var. Ya olur mu, teknik seviyeler kırıldı diyen var. Var var. Işık Ökten ne der dolar TL'deki, evet, bu 4.17'nin test edilmesi hikayesine? Ben şimdi aslında hareketin başlangıcı olan 4.0350 seviyesine gelmemiz lazım. PPK kararı sonrası ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde 75 bas puanlık bir arttırım. Ve PPK kararı sonrası 5 gün üst üste pozitif ayrışan bir Türk lirası vardı. Özellikle Güney Afrika randı sat, Türk lirası al trade'i bu dönemde önemli bir trade olarak karşımıza çıktı. Çünkü Merkez Bankamızın hiçbir aksiyon almayacağını öngören bazı traderlar, hı hı, o trade'den çıktılar ve Türk lirası uzun pozisyona geçtiler. Şimdi buradan baktığımızda bugün ne oldu? Bugün 11 günlük bant, işte bu konuştuğumuz 4.0050 ve 4.12.35 bandı kırıldı. Ve bu sabah 4.09'lardaydık hatırlayacaksınız. Oralardan direkt bu olarak... Sabah 4.09'du değil mi? Tabii, saat 10 yani civarında 4.09'lardaydık. Şimdi buradan bu bandın kırılmasında ben iki tane önemli, yani bugünkü yazılarımda onu şey yapmaya çalıştım. Bir... Burada Sayın Yıldırım tarafından açıklanan pakette özellikle işte bu emeklilere verilecek ikramiye, yani çok yerde 24 milyar TL olarak yazıldı. 1000 artı 1000 çarpı 12 milyon emekli. Tabii burada imar affından gelecek parayı tam olarak, yani burada... Ama kentsel dönüşüme ayrılacağı ifade ediyor. Yani burada hani o ifade ediliyor aynen Barış. Yani tam olarak hani bütçe etkisi ne olacak? Bu tip şeyler daha çok biliyorsunuz sonuçta gelip bizi faiz tarafında vuruyor. Çünkü hani zaten bir cari açık ülkesi olan ve hani kendini idame ettirmek için her ay yataktan kalktığında 5,5 milyar dolar ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Yani FX özel sektör borcumuz var. 800 milyon dolar civarında aylık enerji alımlarımız var. Doğalgaz, petrol, banka sendikasyonları var falan filan. Bir de üzerine ya yani bütçeye bu tip eklemeler sürekli tahvil yatırımcısını rahatsız ediyor. Yani en büyük rahatsızlık aslında bir şey, hep tabii ki vatandaş olarak cebimizdeki para biriminin dolara karşı değeriyle ilgileniriz ama bu dolara karşı aslında bu tahvil yatırımcısını ilgilenir. Yani tahvil yatırımcısı kendi kendine şunu soruyor. Yani bu gelişmeler, hani faizi düşürmeye çalışıyoruz ama bu gelişmeler belki de borçluluk oranlarımızı etkileyecek. Ben bunu bu tip tabii sonuçta bir seçime gidiyoruz. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyoruz. Hı hı. Bunları normal karşılamak lazım. Ama yabancı yatırımcı bunları normal karşılamıyor. Yani yabancı yatırımcı çünkü seçimlere giderken belirli hani bu tip paketlerin açıklanmayacak olduğunu öngörüyordu. Ama açıklanınca o taraftan bizi bugün özellikle 4.12.35 seviyesinin yukarı kırılması, sonra ara seviye 4.15.32'nin yukarı kırılması çok önemli. Burada tabii tarihi zirve 4.19.35 var. Şu anda onu izliyor olacağız. Ama
Yani dediğim gibi hani birinci şey bu. Teknik seviyeler böyle anlamsız şekillerde kırılmaz. O teknik seviye dolar TL'de kırılıyorsa onun mutlaka bir nedeni vardır. Ben S&P'ye vermiyorum. S&P karar dün gece açıklandı. Dolar TL 4.11-4.09 hareketi yaptı. S&P bizi 2 kademe aşağıdan 3 kademe aşağı indirmiş. Ve yani hani fazla bir önemsiz yatırımcının S&P'yi önemsediği fakat bu gerçekten bir Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı paket. İki de ben şunu söyleyeceğim. Burada bankacılık sektörümüzde yani Exbank dediğimiz Borsa İstanbul bankacılık sektöründe ciddi şekilde yani yabancı satışları diyelim, açığa satışlar mı bilmiyorum, yabancı satışları ana problemimiz şu anda bu. Bir numaralı konumuz şu anda bu. Şimdi tamam, Sayın Başbakan'ın açıkladığı ikramiye paketi de bilinmiyor muydu? Zaten onu da biliyorduk. Yani şimdi diyor ki Işık abi, Işık Ök'te, yani ya Barış diyor, bu S&P'nin kararından dolayı değil. Çünkü o açıklandı gece, sabah zaten sabah saatinde 4.09. Binali Yıldırım Başbakanımızın açıkladığı bu ikramiye paketi de zaten daha önceden de biliniyordu. Şimdi bugün mü aklına geldi yabancı yatırımcının, ya da bugün mü Türk lirasını satmak bu kadar öne çıktı? Ne dersin? Sen bu yükselişi neye bağlıyorsun ve bundan sonrası için ne dersin? Şimdi burada birden fazla faktör var aslında. Yani burada Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklamada toplamda 24 milyar TL'lik bir paket oluyor. İşte imar affı, vergi cezalarının affı, işte yardım paketleri, teşvikler vesaire. Şimdi bu sene için bütçelenen bütçe açığı rakamı 66 milyar TL'di. Yani kabaca 90 milyara çıkacak bir bütçe açığından bahsediyoruz. Ha şimdi Türkiye'nin bütçesi yıllardır sağlamdır. Hani o iyi yönetilen kısımlardan biri. Bizim bu genişleme yapacak yerimiz var mı? Var. Ama tabii ki işte bunun bir bedeli de var. Yani o genişleme yapınca ben hiçbir şey olmayacağım diyemiyoruz. Onun bedeli nedir? Hazine geçen sene %126 borçlanmıştı. Borcunu %126 çevirmişti. Bu sene ilk 4 ayda %94-95 civarında tutmayı başardı. %100'ün altında iyi gidiyordu. Ama şimdi buradan anlıyoruz ki o imar affından filan, o vergi barışından vesaire gelecek paralar, yani tahminler tabii her zaman yukarıda ama o kadar para olmazsa hazine gene bunu %100'ün üzerine çıkaracak. İkinci konu enflasyon konusu. Hani Merkez Bankası'nın yaptığı 75 baz puanlık geç dikkate penceresindeki faizler için hiç değinmiyorum bile. Çünkü gene kozmetik bir artış oldu. Benim oradaki görüşüm malum, bir tane faizimiz olsun, geri kalanına hiç gerek yok. Hani bu işe girmediğimiz sürece bunların hepsi geçici. Şimdi enflasyon tarafında genel gidişat hala olumsuz. Hem Türk lirasındaki değer kaybı enflasyona gecikmeli olarak sirayet ediyor. İkincisi enerji fiyatlarını gözden kaçırıyoruz. Petrol 75 dolar, yani 70-75 arasında oturdu artık. 60'ları terk ettik. Daha da yukarı gitmesi söz konusu bu. İran, İsrail geçen hafta açıklaması vardı Netanyahu'nun. Pazartesi günü pardon. Ve nasıl? Şimdi enflasyon görünümü olumsuz. Bütçe tarafına ek bir yük gelmesi ihtimali var. Şimdi bu durumda faizlerin bir miktar daha yukarı gitmesi doğal. 13'e geldik neredeyse 10 yıllıkta. Daha da yukarı gitme olasılığı bence var. Yani geldiğimiz nokta, yarın da enflasyon rakamını göreceğiz. Ki buradaki piyasa beklentisine bakarsak da gene aynen 10,5 civarına oturması mümkün gözüken bir enflasyon. Özetle enflasyon çift hanenin altına gelmiyor. Hani daha önce geçen sene yaptığımız programlarda şunu konuşuyorduk. İlk çeyrekte işte baz etkisi kaynaklı düşer ama sene boyunca ortalamada 10 civarında gider. Sene sonuna doğru 9-10 işte 9-10 arasında kapatırız diyorduk. Şimdi artık 9-10 konuşan kalmadı. Şimdi artık buna baktığımızda 10-12 arasında tahminler, daha yüksek konuşanlar da var. TL'nin seviyesine bağlı olarak olabilir. Şimdi böyle bir ortamda faizlerimizin düşmesi çok zor. Şimdi gene daha önceden de şunu da biliyoruz. Ben bir yabancı yatırımcıysam, likitte zaten çok sorunlu olan tahvil piyasasında pozisyonumu satamadığım zaman yapabileceğim bir tek şey var. Kendimi hedge etmem lazım. Kendimi korumam mı lazım? Aynen. Kendimi korumaya almak için ne yapacağım? Olabildiği ölçüde döviz alacağım. Bir tarafta TL tahvilim var. Yüksek faizinden yine faydalanıyorum. Ama bir taraftan da döviz alarak bu ikisi arasındaki getiriyi iyi kötü eşleştiriyorum. Şimdi yine piyasada bu oluyor. Yani bizim burada işte yabancı alıyor falan değil. İlla yabancı alıyor parasını çıkarıyor anlamına gelmiyor. Bunun bir kısmı koruma amaçlı. İkincisi şimdi gene gelelim yerli yatırımcılar ne yaptığına. Yerli yatırımcı geçen haftaki Merkez Bankası verilerinde de gördük, hala burada döviz almaya devam ediyor. Yani burada işte kur bugün Işık'la muhtemelen bugün karşılaşmıştır. Gene Twitter'dan soran dostlar var. Hani buradan dolar alınır mı diye.
İnan Barış, bugün bütün gün şey yaptım. Hani buradan satalım mı? 3 kişi sorduysa buradan alalım mı? Belki 60 kişi sordu. Yani insanlar buradan tekrar paniklemiş durumdalar. Şimdi bu paniği azaltamadığın sürece, dışarıdan da zaten bir olumsuz bir hava geldiği sürece Türk lirasında ciddi bir değer kazancı görmemiz zor. Arizi olarak illaki değerleneceğiz. Yani şimdi 4.02'de 0.03'lere geçen hafta düşmüş olması hani çok şaşırtıcı değildi. Yani. Daha da aşağılara düşmesi gerekir. Ama böyle bir ortamda bu kadar kaygı varken, bunları yetiştiremiyorken maalesef ciddi bir değerlendirme beklemek zor. Peki bir güzel geniş değerlendirme için teşekkür ederim. Refet Hoca'yı dinleyelim. Profesör Doktor Refet Gürkaynak, bakalım neler söylemiş Bilkent Üniversitesi'nden, izledikten sonra devam edelim. Merkez Bankası'nın doğru iş yaptığını düşünüyorum. Ama kötü çerçeve içinde şu anda üstlerine empoze edilmiş olan, kendilerini kabullenmiş gördükleri kötü çerçeve içinde doğru iş yaptıklarını düşünüyorum. Sadeleşme tarafı elbette. Buradaki risk tabii bu sadeleşme lafı bir önce ortaya çıktığında büyük ağzımız yandı. Çünkü birçok faiz varken sadeleşmenin altın yukarı doğru gelmesi, dolayısıyla efektif olarak faizlerin yükselmesi ve sadeleşmesi yönünde olmasını herkes beklerken, Merkez Bankası yukarıdaki faizleri aşağı indirip para politikasını gevşeterek sadeleşmeyi seçti. Şimdi bu sefer öyle bir imkan yok. Ya da var ama büyük sıkıntı yaratır. Yani şunun olmasını beklemiyoruz. 13.75'e getirdikleri bu geç likitte penceresi faizini artık kullanmamaları lazım. Çünkü bu aslında bir politika faizi değil. Sadeleşme repo faizine geçmek olacak tekrar. Dolayısıyla repo faizini buraya yükseltmeleri lazım. O epey bir yükseltiş. Aslında para politikası hiç değişmiş olmayacak. Efendim devam ediyoruz. Tufan Cömert ve Işık Gökte ile sohbetimize. Evet. Ahmet Yılmaz ve e-maillerden bir tanesi diyor ki Barış Bey kızdır biraz Işık Gökte'yi, moralimiz ya, düzelsin. Ya. Şimdi bu nasıl bir mesaj Allah aşkına ya. Böyle kızmakla mızmakla sizin moralimiz. Tabii eşin esprisi. Senin heyecanlı anlatışın hoşlarına gidiyor. Tabii ki sonuçta Tufan'ın bu son söylediği şeyden izinle devam edeceğim Barış. Çok önemli. Yani buradaki en önemli parametrelerden bir tanesi de birincisi tabii yani piyasanın bir numaralı konuştuğu parametre dolar TL'nin de öncesinde banka hisselerine ne oluyor? Ona geleceğiz. Ama ikincisi hala buralardan dolar almak isteyen, Türk lirasını açığa satıp yani dolar almak isteyen dediğim yani Türk lirası var elinde onu açığa satıp dolar almak isteyen, dolar işte 4.19'u kırarsa 4.30'a ne zaman gider filan diyen bir yatırımcı kitlesi var. Yani ben bunları, ne diyeceğiz onlara? Hayır ben bunları yatırımcı değil ben trader kitlesi diyeyim. Çünkü böyle yatırımcı olmaz. Şimdi trader kitlesi var. Bu benim buna saygım var. Her türlü piyasa görüşüne saygım var. Fakat ben şimdi yaptığım analize göre 3 Fed faiz arttırımı sene sonuna kadar... Evet. 75 bas puan yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 75 bas puan aynı Fed gibi 14.50'ye çıkardığı bizim CDS risk temerrüt primimizin 160 lira 220 bas puan içinde yani Çin devali seviyelerine gitmediği yani bir anda EM'lerden böyle tık fişi çektim olmadığı bir senaryoda ben dolar TL'de 4.12 bulabiliyorum sene sonu. Yani sene sonu nedir? 7 ay, 8 şu ay. Şu an 4.17 zaten. Şu anda 4.17. O zaman hatta ben 4.17, 81. O zaman 4.17, 81'den yani 4.12 buluyorsam herkesin kendi hesaplaması vardır. Gidip bir yatırımcıya ben buradan dolar al filan diyemem. Ya yani bir de ama senin bu senaryonun içerisinde mesela seçim var mıydı? Ya da seçim var mı? Şu an erken alınan erken seçim. Sen diyorsun ki Işık abi işte... FED diyorsun, hayır, Merkez Bankası yok, diyorsun. Kesinlikle yoktu. Evet. Onları, bir de erken seçim tamam, şimdi var ama. O, bir seçim atmosferinde Türkiye. O var mı mesela? Şimdi Barış ama seçim atmosferinde diye Türkiye niye yani bir dolar alım nedenimiz seçim atmosferinde olmamız? Seçim bence bir dolar alım nedeni değil. Seçim bir belirsizlik değil mi? Ya, tabii ki yani uzun yani yabancılar vadeli. Yabancılar için diyorum. Ben yabancıların. Tabii. Yani böyle bir belirsizlik nedeniyle. Tabii ki belirsizlik seçimleri. Yani bunu daha en güzelini işte hep beraber burada konuştuk. Güney Afrika'da Ramaphosa Zuma'nın eski karısına karşı neler oldu orada? Yani öyle bir belirsizlik vardı ki Güney Afrika randı. Yani seçim
ana hikaye belirsizliği. Ama ben diyorum, ben bu arada tabii ki 4-12 Aralık'ta yaptım, değiştirmiyorum. Ama sen bana gelip dersen ki ben buradan bir trader'a ya da yatırımcıya 4-12 derken 4-18'den bugün, yani aynen Tufan'ın dediği gibi, yani insanlar gidip yani paralarını hani Türk lirasını açığa satıp hani belki gün içi kontrat, hani VIOP'ta USD TRY kontrat trade ediyorsundur filan, momentum trader'ısındır, 8 kademe kalkar bakarsın 4-19-35'i de kıracak filan diye, onları anlarım. Ama ben buradan kimseye gidip Türk lirasını açığa satıp dolar alımını bu şekilde tavsiye etmiyorum. Yani ben de hani zaten Türk insanının böyle bir atmosferde ilk sorduğu sorunun aynı şekilde, bak hatırlarsan ne zaman olmuştu? Aynı şeyler, aynı şeyleri biz 16 ay evvel yaşamıştık. Ocak 2017, 7,5 işlem gününde dolar TL 3.52'den 3.94'e gitmişti. Türkiye durmuştu o zaman da, aynı bu sorular soruluyordu, aynı. Ne oldu ondan sonra? Merkez Bankamız hatırlarsın 350 bas puan ağırlıklı fonlama maliyetini arttırdı. Ondan sonra ben buradan 3.55 altında her yerden dolar alırım dedim, 3.39'a gitti. Herkes güldü. Yani biliyorsun. 3.10'a mı gidiyor? 3.20'ye mi? Hayır. Ondan sonra 3.10 oluyor yabancılar. Hayır, öyle demişler. Yabancılardan rapor çıktı. 3'ün altına gidiyor diye. Şimdi göstertmesinler o raporları. Tamam mı? Şimdi ben de diyorum ki 4.08'den dolar sattırdım. Kendime de sattım. Yani ne olacak 8 kademe? Yani insanlar şunu anlamaya çalışıyorum. Ben buradan belirli, dolar alman diyor. Almam. Ben belirli temel parametrelere göre para trade edilmesi gerektiğine inanan bir insanım. Çok ciddi. Mesela ben bugün ne yaptım? Panik seviyesinde 21 senenin sınai endekse relatif en düşük seviyesine düşmüş banka aldım. Türk bankacılık sistemine hani insanlar yani çünkü şey olarak hani gelin panik gelsin. Nedir? Şu anda dolar TL panik falan olmayabilir ama bankacı sisteminde panik var. Tufan abi döneceğim ama çok sordu izleyiciler. Tabii. Yani e-mailden ben en az 3-4 tane gördüm. Evet. Mert Birol Bey sormuş. Çok örneğin. Ciddi. Ercan Şirin Bey yine evet. Sormuş. Sterlin dolar 1.47 beklentisi evet. Hala Işık Ökten'in geçerli burada, mi diye. Tabii, Dalga Bozo. Yok burada çok haklı. Ben İngiltere birinci çeyrek büyüme rakamının bu kadar kötü gelebileceğini düşünmüyordum. Ve enflasyon da beklentinin altında. Yani diyelim ki yani büyüme burada çok ciddi bir rahatsızlık yarattı. Burada ben hatta hatırlarsan Merkez Bankası faiz artırımlarının, BOE faiz artırımlarının gelecek çeyrekte başlayacağını fiyatlayan taraftaydım. Şu andaki bu hareket tam tersi gelişti. 1.42'lerden filan GBP tarafında. Ama dediğimiz gibi yani şu anda teknik bazda bakılırsa burada çok rahatlıkla 1.34-1.35 bandının önemli destek olduğu görülüyor. Herhalde o banda gidecek ve tekrardan yukarı çıkacak. Burada hiç beklemediğimiz gelişmeler oldu İngiltere tarafında. Dolayısıyla 1.47 beklentisi şu an geçersiz evet. Ve eğer tabii bu tarz hareketlerde bir zarar kes seviyesi çoktan uygulanması gerekirdi. Çok ciddi bir şekilde, sert bir şekilde aşağı gelmiş. Baki Atılalı bir dinleyelim. Bakalım Baki Atılalı neler söylemiş. Onu dinledikten sonra biraz S&P'nin kararı, sonra bankacılık ve Borsa İstanbul bugün ne oldu? Nasıl böyle hareketler yapıyor? Onu konuşacağız ama önce Baki Atılalı efendim. S&P'nin koyduğu argümanlara baktığımızda da bütçe açık, cari açık. Enflasyon diyor. İşte yarın enflasyon verisi gelecek. Önümüzdeki ayın verisiyle beraber biz 11 bandına oturmuş olacağız. Görünen o. Korkudur. Dolayısıyla senin kurun geçen hafta Merkez Bankası'nın kararında bile 4.05'in altına inmedikten sonra ki 3 gördü ama fark etmiyor. Kalış süresi benim için önemli. Oradan yukarı hamle üzerine bu teşvik programları bir anda bütün her şeyin dengesini bozdu. Yani en büyük eleştirilerden bir tanesi de şey zaten. Bu seneki açığı, bütçe açığını işte yapılandırmalarla kurtaracağız ama önümüzdeki seneyi ne yapacağız? Yani oradaki şeyde vergilerde bir artış olacak. Zaten ana kriter de şeyde, vergilerim benim harcamam içerisindeki payı sürekli artıyor. Bu artış seçim döneminde sıkıntı yaratır. Argüman da devreye girdi. Dolayısıyla satışı normal karşılıyor.
Şimdi S&P'nin kararı, Başbakan Yardımcısı MM Şimşek'in kararına göre manidar, zamanlaması yanlış. Yani bana da tam da böyle seçim öncesinde S&P'den böyle bir karar gelmesi hakikaten beni de şaşırttı. Aniden böyle bir gece yarısı kararı. Çünkü bir zamanlama da kendi o takvimi içerisinde de olmayan bir anda geldi. Ama beni burada en çok hani üzen, ya benim kabul edemediğim şey şu liste, bakın. Ya bu listede hadi Brezilya bizle beraber değerlendirilen, işte kırılgan 5'li, kırılgan 4'lü ne derseniz. Hadi Brezilya neyse aynı nota sahip olduğumuz, ama şu Costa Rica nedir? Dominik Cumhuriyeti nedir Allah aşkına? Dominik Cumhuriyeti'ni biz nereden biliyoruz? Survivor'dan biliyoruz. Acun gidiyor. Ya abi. Ya. Yani Dominik Cumhuriyeti'yle. Ya haksız mıyım abi? Gerçekten bağladın ya. Yani şimdi hakikaten Dominik Cumhuriyeti, Acun'un Survivor yaptığı ülkenin notuyla bizim ülke notumuz. Yani hiç yan yana nasıl getiriliyor hakikaten? Vietnam, efendim Honduras, Gürcistan. Yani Gürcistan'ı bilmesek, hemen yukarıda komşumuz olmasa Bangladeş, Guatemala. Guatemala. Yani hakikaten yani bu böyle bir listede ben olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu işte gerçekten hani kabul etmek gerçekten zor. Moody's'de Costa Rica, Brezilya, Hırvatistan, Gürcistan, Azerbaycan var. Fitch'te Güney Kıbrıs, bu Kıbrıs değil Güney Kıbrıs'tır. Güney Afrika, Hırvatistan, Azerbaycan ve Namibya diye ülkeler var. Yani bu listede ama ben Dominik Cumhuriyeti'ne gerçekten... Guatemala'ya takmadım. Guatemala, yani yeri bana göster deseniz bilmiyorum. Guatemala'yı bana haritada göster bilmiyorum. Ne dersin? Yani Tufan Cömert. Hani ya tamam biz de şey, ben de şey demek istemiyorum. Ya işte efendim ben de yazdım Twitter'da. Evet. Çok eleştirenler de oldu. Evet, birçoğunu okudum. Bayağı bir yüklenmişler. Yani. Hatta kimi zaman engelledim çünkü bayağı sert girenler oldu. Ya hakikaten yani zaten sen yatırım yapılabilir Türkiye'yi değerlendirmiyorsun. S&P. Bir de bir tane daha indirmenin zaten hani belli, evet yatırım yapılabilir. Diğerlerinden de zaten daha da aşağıdasın Türkiye. Şimdi 3 kademe aşağıda olduk. Ne diyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şu elimdeki S&P'nin açıklaması 12 sayfalık. 12 sayfalık rapor. Aynen yani baştan sona bir yere kadar okudum. Bir yerden sonra hakikaten sıkıldım. Şöyle özet kısmından anlatacağım. Niye sıkıldım da anlatacağım. Hani resim yok o yüzden değil. Şimdi söyledikleri 3-5 tane şey var. Belli yerler bozuluyor diyor. Cari açık ve mali tarafta bozulma var diyor. Enflasyon yüksek ve buradaki riskler devam ediyor diyor. Bunlarda haksızlık var mı? Deminden beri konuştuğumuz şeyler bunlar değil mi? Doğru. Geçiyoruz. TL'deki değer kaybı, volatilitenin artık oynaklığının artıyor olması işte finansal istikrar için risktir diyor. Evet, deminden beri insanların paniklediğinden bahsediyoruz. Özel sektör borcunda stresin başladığını söylüyor. Bunu da zaten çok net bir şekilde büyük holding gruplarında gördük. Özel sektörün finansmanın giderek kısa vadeli borçlanmaya kaydığını söylüyor. Şimdi temelde dediğim gibi 13 sayfa boyunca Türkiye'nin dış ilişkilerinden tut. Amerika ile ilişkiler var, seçimler var değil mi? Ondan sonra işte finansal tahminlerine kadar her şey var. Cari açığın işte bu açıklanan teşvik paketiyle daha da artacağı gibi. Aslında gayet de mantıklı analizler var. Şimdi bunların hiçbirine bence itiraz edemeyiz yani. Konuştuğumuz şeylerin hepsi zaten burada söylenen. Neye itiraz ediyoruz hepimiz? Ya bunların şimdi hiçbiri geçen aydan bu yana artan riskler değil. S&P bir önce bizim notumuzu ne zaman indirmişti? Yani 2 ay 3 ay falan mı oldu? Yani o kadar daha çok yeni oldu. Ve zaten S&P'nin hani uzunca bir süredir bizim notumuz diğerleri yatırım yapılabilir statüsünün üstüne çıkardıklarında dahi S&P kılını kıpırdatmamıştı. Yani şimdi bu taraftan bakınca hakikaten bunu hiçbir siyasi şeyle sayıkla söylemiyorum ama tamamen S&P'nin şu zamanlaması, durup dururken bunu bir anda böyle bu şekilde ortaya getirmesi, sanki bunların hepsi çok yeniymiş gibi getirmesi gerçekten soru işareti doğurması gereken bir şeydir. Raporun içeriği yanlış demiyorum, tekrar söyleyeyim. Bunlar zaten bizim işte TL'deki, faizdeki ve borsada şu son dönemde gördüğünüz baskının artmasının ana sebepleri zaten bizzatihi bunlardır. Buna hiçbir itirazım yok. Işık Ökte. Sen S&P için ne dersin? Evet. Seni şaşırttı mı? Yok şaşırtmadı. Zaten Türkiye negatif olan bir kurumun negatifitesinin devam etmesi hiçbir zaman kimseyi şaşırtmamalı. Mesela bu fiyata da olumsuz bir fiyatlamaya ekstra neden oldu mu? Şu rapor Fitch'ten gelseydi dün gece şaşırtırdı. Yani sonuçta kredi derecelendirme kurumlarının kim olduğunu bilmek lazım. Yani bir kurum Türkiye negatifse Türkiye negatif devam eder. O kurumun bütün üst yönetimi, yönetim kurulu değişmedikçe böyledir.
Yani bu kredi derecelendirme kurumları denen tüzel şahsiyetler 2007'de Bear Stearns'ın Haziran 12 iki tane hedge fonu gece overnight likidite çeviremediği için müşterilerine para ödeyemedikleri emlak krizinin başlangıcıdır 2007 Haziran. Oradan 15 Eylül'de Lehman batışına bir seneden daha fazla her türlü bizim çöp dediğimiz krediyi A kategorisinde değerlendiren kurumlar. Aynı kurumlar yani. Üst yönetimleri hala değişmedi. Hani komplo teorilerine inananlar buna baksınlar. Bir büyük tane, açık filmi izlesinler. Bir tane evet yani Işık Ökte'ye inanmayanlar gitsinler. Too Big to Fail kitabını okusunlar. Bu oralarda bunların daha bir tane ne görevlileri hapse atıldı. Bak bu insanlar trilyonlar dolarlar yani Bernanke olmasaydı finansal sistemi kıracak insanlar bunlardı. Şimdi Türkiye negatif bir kurum bunu yazmış. Her yazdığı da doğru. Yani normal yazdıkları yani. Yazdıkları da doğru diyorsun. Tabii yani yazdıkları. Peki dikkate almayalım ya. Ama hani, yazarlarsa yaz ama ne not verirlerse versinler mi diyelim? Evet. Önemli değil. Önemli gerçekten değil önemli. Yani ne not versinler ya zaten negatif olan bir kurum. Onu söylemeye çalışıyorum. Türkiye pozitif olan bir kurumdan böyle bir rapor olsaydı evet. O zaman derdi ki dur ya bir dakika Türkiye için gerçekten bazı parametreler değişiyor. Bunu bizim piyasa insanları olarak bu parametreleri yeni paradigmayı şey yapmamız lazım. Ama zaten negatif olan bir kurum. Ben o kadar şeyi önemsemedim. Yalnızca bugün Sayın Frank Yıl çıktı dedi ki işte seçimle ilgisi tabii, yok. Yok zaten yazdıklarının seçimle bir ilgisi yok. Ama kendisi seçimle ilgili bayağı bir bölüm var yazmış aslında. Raporun içerisinden şöyle detaya baktığında evet. Amerika ile ilişkilerden vesaire evet, Rusya ile ilişkilerden bir dolu şey var içerisinde. Yani hani bir şey yazmadığı kalmış yani Trump işte tweetledi Rahip Branson filan bir olayla bir, olay, bir ona değinmemiş. Evet, yani onu ona da her değinmiş. Her şey var. Tabii onun dışında her şey var ki emin ol Frank Gill'in avukatı İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu olayları çok yakından takip edecektir. Belli yani. Ufak bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi demin senin sorduğun soruya istinaden. Hani bunu hiç mi dikkate almıyor? Aman boşver mi diyelim. Zaman zaman bunu dememiz gerekiyor. Niye? Türkiye'nin notu daha önce buralardayken ama Türkiye bir hikaye yaratırken para çekmeye başardık. Doğrudan yatırım da yani FDI de çekmeye başardık. Şu an S&P notumuzu düşür diye Türkiye'den para çıkıyor değil. Türkiye şu anda bizim uzunca bir süredir konuştuğumuz bir hikaye sunamadığı için yatırımcı çekemiyor. Bu kadar basit. Yani Avrupa Birliği işte zamanında hikayede 2005 yılında 2005-2010 arası diyeyim para çektik. Türkiye'nin notun artacağı beklentisi zaten ondan öncesinde 2 sene 2013'e kadar bize çok güzel para getirdi. Ondan sonra bir son 4 senedir zaten bir şey yok ortada. Şimdi S&P, Moody's, Fitch şu saatten sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Yani çok abartı oldu ama an itibariyle şu konjonktürde ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'den ne ekstra bir para çıkar ne ekstra bir para gelir. Sadece onu söylemek istedim. Peki bir reklama gideceğiz. Reklamın ardından Borsa İstanbul'u soracağım. Hem Tufan Cömert hem de Işık Ökte'ye ama önce kısa bir ara efendim. Yıl sonu dolar TL hedefi 4.12 seviyesinde. O nedenle mevcut seviyelerden dolar alımı önermiyorum. Işık Ökte bir önceki bölümde efendim öne çıkan cümlesi buydu. Raporun içeriği yanlış demiyorum ama S&P'nin şu zamanlaması soru işareti doğuruyor dedi. Tufan Cömert yine geçtiğimiz bölümde sohbetimiz devam edecek. Amerikan borsaları bakalım nasıl kapanıyor. Bir ekranlara getireceğiz. Bu arada Okan Böke'ye buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İnşallah şampiyonluğu da beraber kutlayacağız diyelim. Galatasaray yöneticisi şu an sevgili Okan Böke. Çok güzel sizlere ifadeler, süper ikili ders gibi herkes dinlemeli diyor.
Dream Team demiş Tufan ve Işık. Sağ olsun Okan. Sağ olsun Okan abiye. Okan abiye buradan bir kez daha selamlar. Dinliyorsa ne mutlu bize. Efendim Dow Jones'ta %0.7, S&P 500'de aynı oranda yine 0.7, Nasdaq'ta da 0.4'lük bir düşüşle Amerikan borsaları yaklaşık bir saat öncesine göre daha da negatif bir şekilde. Bu arada dolar TL 4.18.34'ü görüyorum şu dakikalarda, %2'ye yaklaştı. Türk lirasındaki değer kaybı, onu da izleyicilerimize aktaralım. Bakalım Melike'de hangi notlar var? Melike. Bu işlem Nasdaq ayrışıyor. Apple'ın rallisi sayesinde diyorduk. O da düşenlere katıldı. S&P 500 Dow Jones'a katıldı. Ama neredeyse fark ettiysen yarı yarıya onun kaybı. Ve Apple'ın rallisi de %5'lik bu performansı da dünkü ikinci çeyrek karlılığının iyi gelmesinden kaynaklanıyor. Görünümünü yukarı çıkarmasından kaynaklanıyor. Beklentiden daha iyi olmasından. Ama dediğim gibi o da yeterli olmadı. Neden? Çünkü orta vadede %2'lik enflasyon hedefine biz ulaştık. Bu çok kolay ve o yüzden de yolumuza devam edeceğiz demeleri. Simetrik enflasyon hedefi, bu lafı iki kere kullanmaları raporlarında işte borsanın tadını biraz bozdu, karıştı. Çünkü enflasyon çıksa da faizleri artırmada acele etmeyecekler. Yani işte böyle bir durumda borsa şimdi baktığı zaman bir yandan bunu fiyatlı, bir yandan artık tabii birinci çeyrek karlıkları da bitti. Ve en önemli performans gösteren high profil, böyle üst profil şirketlerden dediğimiz Apple'da en sondu. Onun da bitmesiyle birlikte elinde bir katalizör, bunu düzeltecek bir sebep kalmadı neredeyse. 1.5-1.75 arasında kaldı, bıraktı faizleri, değiştirmedi FOMC. Bu arada özel sektör bordrolarının 198 bin değil, beklenti oydu 198 bindi ama 204 bin kadar gelmesini de önemli. Zira zaten cuma günü de tarım dışı istihdam gelecek. Hani bu bazen önden gösterir onun çıkışını diyor bazı ekonomistler. MBA mortgage başvuruları ise -2.5 geldi. Tek negatif gelen ekonomik veri oydu. Yarın da PMI, ISM, dayanıklı tüketim malları siparişleri, sermaye ürünleri ve fabrika siparişleri ticari açık raporu ile birlikte gelecek önemli verilerden diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Teşekkürler değerlendirmeler için. Dolar TL'yi bir sevgili arkadaşlarımızdan rica edelim. Biraz son dakikalarda daha da bir tık daha attı kendisini yukarı. 4.18.30 Türk lirasının dolara karşı bugün değer kaybı ekranlarınıza geliyor. 4.09 4.18 hareketi şu an %1.9'a varmış durumda değer kaybı. Şimdi Işık Ökte'ye ben döneceğim. Banka Sinayi ayrışmasını sanıyorum bizlere anlatacak. Bazı izleyicilerimiz de İlhan Bey diyor ki Barış Bey, dolar bu denli artarken işte az önce de ekranda da getirdik, borsa düşmemek için direniyor mu? Ya da nasıl düşmüyor diye izleyicilerimiz soruyorlar. Bir Borsa İstanbul bugün pozitif kapattı mesela. Bu değerli izleyicimize bu senenin 2018 senesinde gelişen ülke borsaları %0.5 değer kazanırken borsamızın %16 değer kaybettiğini hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Dünyanın en kötü piyasasıyız. Yani arkadaşımız hani düşmüyoruz falan diyor ama hani bir şekilde ne yazık ki tabii bugün yani dolar hareketiyle dolar bazında yüzde ne yazık ki 17 olduk. Borsa İstanbul %16 %17. Şimdi tabii arkadaşımız bugün nasıl ya 4.09-4.17 hareketi 8 kademe dolar gitmiş filan. Burada yani çok net bir şey söylememiz lazım. Sınai Endeks'in liderleri, demir çelik hisseleri, hala yabancıların tek ilgisi olan hisseler. Ereğli %6, Kardemir %4.5 yukarıda kapıyor. Ereğli biliyorsunuz geçen hafta Garanti Bankası'ndan Türkiye'nin en değerli şirketi unvanını almıştı Ereğli Demir Çelik. Bugün de %6 yukarı hareketle devam etti. Tabii bir dolar varlık olarak görüldüğü için bu alımlar devam ediyor. Aynı zamanda bugün Koza Altı'nın gün içi yaşadığı gerçekten yani inanılmaz, yani senede bir gün olabilecek bir %16'lık yukarı hareket. Koza Altı'nı niye bu kadar önemsiyoruz? Çünkü piyasanın bugün ikinci en çok hacim gören hissesiydi. Yani böyle bir 40-10'dan
6,5 liralık rally ile 46-60'a dönüşü piyasaya inanılmaz bir ivme kazandırdı. Yani bugün tabii ki değerli izleyicimiz çok haklı. Yani böyle bir harekette ne oluyor? Bugün ne satıldı? Yine bankalar satıldı. Bankacılık endeksi, sanayi endeksi %1,1 yukarı kaparken bankacılık endeksi binde 4 aşağı kapattı. Bugün 2001 likidite krizi sanayiye relatif seviyelerini de aşağı kırdık. 1997 Nisan'ından beri gördüğümüz en düşük, yani benim panik olarak değerlendirdiğim, artık burada kurdaki rahatsızlık nedeniyle yeniden bir borç yapılandırma, sürekli bir yerlerden konuşmalar geliyor. Onu duyuyoruz, bunu duyuyoruz. Bütün böyle büyük şirketlerin, inşaat şirketlerinin, holdinglerin isimleri konuşuyor. Yani bankacılık sektöründe gerçekten güçlü sermaye yeterlik rasyolarımız var. Yani birinci çeyrek rakamları kurumumuzda, yani Mete Bey, çok iyi rakamlar olduğunu açıklar. Fakat bankacılık sektöründe bence burada artık yatırımcı ilişkileri birimlerinin Amerika, Londra, Uzak Doğu, Körfez, bütün bu bankacılık sektörünün takasının %70'inden fazlasını tutan ve her sabah sanki kahvelerini içip Türk Bankası satarak iş günlerine başlamış gibi, yani bunu çok içim acıyarak söylüyorum. Gerçekten Türkiye'nin dolar TL'den bence daha da önemli konusu bankacılık sektöründeki satışlardır. Buralardan artık yeni bir bankacılık sektörü hikayesi anlatmak zorundayız. Çünkü şu tabloya baktığımızda tamam, Türkiye'nin ve AK Parti'nin büyüme istihdam tablosu budur belki de. Son 5 senede sanayi sektör yatırımcısına %75 kazandırırken bankacılık sektörü %22 kaybettirmiştir. %100. Yani ben 5 sene evvel paramla, işte 5 sene neden önemli? Bernanke günü. Yani bizim 2013, miladımız Mayıs 2013. Yani buradaki rakamlar artık bir şeyler söylüyor. Yani tufanla biz de bakıyoruz. O neler söylediğini görüyoruz. Panik söylüyor. Yani buralardan hani dikkatli olmamız gereken şey bu. İzleyicimizin sorusunun cevabı da demir çelik hisseleri ve Kozal'daki çok ciddi geri dönüş. Tufan Cömert, Borsa İstanbul nasıl bugün? Işık Ök'te anlattı. Ya aynen, Işık'ın söylediklerine çok ekleyecek bir şeyim yok ama bugün hisselerin kabaca 4'te 3'ü eksi aslında kapatıyor. İşte 3'te 1'i, 4'te 1'i civarında bir hisse artı kapatıyor. Onlarla endekse bir dönüş yaşadık. İşte Işık'ın bahsediyor, ağırlığı yüksek olan hisselere gelen alımlarla. Şimdi biz burada endeksten ziyade hakikaten böyle artık hani hisseyi, işte hangi sektörü falan alacağız, bunu konuşmamız lazım. Işık çok güzel perspektifi koydu. Yani bundan sonraki dönemde banka, finansal hisseler illaki bir tepki alımı falan, onlar yani illaki olacaktır ama trend olarak belli olan bir şey var ki sanayi, özellikle ihracat tarafına yönelen şirketler daha ön plana çıkacak. İkincisi, şimdi tabii bir halka arz döneminden geçiyoruz. Şimdi yarın öbür gün Beymen ve Defaktor'un halka arzları var. Şimdi bunlar ortalama işte ikisi de birer milyar TL civarında olacak halka arzlar. Yani artı eksi işte 100-200 milyon olacak. Önümüzdeki hafta şok gelecek. Mayıs ayında daha Aselsan'ı bekliyoruz. Yani daha bunların şeylerini falan bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde gene böyle bir takım fırsatlar olacak. Burada endeks nereye gidiyordan ziyade bakalım önümüzdeki dönem bize bu konularda neler getirecek. Ama seçici, yani şimdi tabii bu bizim klasik işte araştırma, strateji, ekonomi şeyden yani. Aynen, yani çok sevdiği klişede seçici olma zamanı ama hani hakikaten bundan daha güzel bir zaman yok seçici olmak için. Mesela Sena Hakan Atilla'nın dava sonucu bekleniyor. Evet. Ya hani bir böyle bir rahatlama, hani borsada kimi zaman vardır ya Tufan Hanım, hani doğrudan o etkilemez ama hani doğrudan o bir bahane edilir. Oradan bazen bir pozitif hikaye, kimi zaman da saçma sapan bir neden öne çıkarılıp negatif hikaye tüm sektöre zaman zaman yazılır. Ben buradan ben pozitifin, hani umarım böyle olur diyerek de sorayım. Mesela o atlatılmasıyla Sayın Hakan Atilla davasına ilişkin ortaya çıkan tablo sonrasında bir pozitif ya da negatif hikaye ya da oradaki belirsizlik kalktı artık deyip bir fiyatlama olma ihtimali var mı? Çünkü orada da değil mi? Mayıs ayı içerisinde bu kararı bekliyoruz galiba. Bekleniyor. Sayın Hakan Atilla'nın cezasının, yani savcının istediği ceza açıklandığı gün gene burada yayındaydık. Gene hatta o gün de öncesinde de işte Halkbank'ta ciddi hareket olmuştu. Gene aynı şeyi söylemiştik. İkisi birbirinden farklı davalar. Yani bu Sayın Atilla'ya verilecek cezanın ne olacağını, yani oradaki cezaya bakıp da buradan Halkbank'a, bankacılık sektörüne doğru bir çıkarımda bulunmak çok yanlış sonuçlara götürebilir bizi. Yazı tura atmakla eşdeğer. Dolayısıyla ben hani bu Hakan Atilla'nın cezası belli oldu, Halkbank üstündeki baskı kalkacak diye bir sonuca varmam.
Yani ve bunu da kimseye de önermem. Ne o gün hatta çok iyi bir fiyatlama olmuştu. Sen de ben buna şaşırdım demiştin. Şimdi zaten hani geçiyorum. Tamam evet, Halkbank'ın başında böyle bir siyasi baskı var, kabul ediyoruz ama şimdi zaten sektör olarak baktığımızda hala işte yapılandırmalar, kredi, bu NPL'lerin geri dönmesi, sıkıntılı kredilerdeki artış oranının artma ihtimali, yani burada bir sürü zaten soru işareti var. Hani burada bir tek hisseye mi odaklanacak yoksa genel sektöre mi bakacak? Önce sektöre bakalım. En yani büyük sıkıntı yeniden başlayalım. Yapılandırmalar mı? Bunların gündeme gelmesi mi? Tabii bunlar gelmeye başladı. Şimdi sonuçta buradaki maliyetleri kim üstlenecek? Şirketler bir yere kadar üstleniyorlar ama bunun büyük bir kısmı bankalara kalacak. Faizler yukarıya gidiyor. Şu an banka desteğinden çok sevimli bir ortamda olduğumuz söylenemez. Hani bu da illaki işte demin bahsettiğim hakikaten klişe laf ama hani banka mı sınav mı? Burada net olarak yine sınav endeksiyon planı çıkıyor. Işıkökte. Ben burada buradaki asıl yani asıl konunun şu olduğuna biraz inanmaya başladım. Burada hani piyasada öne çıkardığımız her zaman bir şeyler olur. İşte iki sene evvel Aselsan'dır. Türk Hava Yolları'dır. Şimdi Kozal'dır. Şudur budur. Fakat şöyle bir olay var. Bazen de piyasada öyle zamanlar vardır ki insanları bazı fiyatlamalar sorgu suale iter. Bence şu anda bankacılık sektörü fiyatlaması piyasada yani beni mesela Ereğli Demir Çelik değil de neden yukarı gidiyor o, yani belli yani neden yukarı gidiyor. Yerli de alıyor, yabancı da alıyor. Ama yani bankacılık sektöründeki yabancı satışları gerçekten hani hepimizin ülke olarak sorgulaması gereken, çünkü ülkemizin ana kaynağı, piyasalarımızın yani bir şekilde reel sektörümüzün gün be gün bulduğu kredi line'ını açan sektörden bahsediyoruz. Bu aslında bir Borsa İstanbul sorunu değil, bu ana bir Türkiye sorunu. Onu hep beraber çözmemiz lazım. Çünkü bu yabancı gelip bu fiyatlamadan 1997 Nisan relatif fiyatlamasından banka satıyorsa bence burada çok doğru bankacılık sektörü hikayelerimiz var. Demek ki biz onlara bunları doğru şekilde yansıtamıyoruz. Şu hemen ekrana götürüp veda edeceğim. Dolar bazlı Borsa İstanbul tam da 2,5 sent civarında. Çok önemli desteği kırdı. Birkaç kez döndü yerler. Bir kere buradan döndü yakın zamanda. Şimdi yeniden buraya geldi ama bu seviyenin altına inmiş gibi görünüyoruz değil mi Işık Gök'te? 2.58 çok önemli yerde. Ne yazık ki Cuma son 70, Pazartesi günü son 75 dakikada evet. Yaşadığımız panik satışlarla orayı pazartesi kırdık. Bu 2017'nin Kasım ayındaki gördüğümüz o bakalım şöyle 2.57 sentin şu an aşağısına geldik. Tam 2.5 sent civarında bir bu desteğin altına gelen bir dolar bazlı grafik söz konusu. Çok teşekkür ederim Tufan Cömert. Ağzına sağlık. Işık Ökte çok teşekkürler. Ben Tufan'a ve sana çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Efendim yarın ne konuşacağız? Hızlıca toparlayalım, veda edelim. Türkiye'den enflasyon verisi gelecek. Euro bölgesinden enflasyon, yabancıların borsaya ve tahvile giriş çıkışlarını gösteren veri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları her perşembe olduğu gibi İran Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Mart ayı ticaret dengesi, Nisan ayı hizmet bileşik PMI, ISM imalat dışı endeks, dayanıklı mal siparişleri. Bu arada bu akşam bahsedemedik ama Amerika'dan ciddi bir müzakere heyeti Çin'e gidiyor. İçinde Hazine Bakanı var, Ticaret Bakanı var. Çin'le Amerika ticaret müzakerelerine başlıyor. Bu gelişmeleri takip edeceğiz. Bizden bu gecelik bu kadar efendim. Hoşçakalın.